Hadi biz. Bugün kamera şakası çekeceğiz. Bunlar konuklarımız. Selamlar sevgili arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hi guys. Kamera şakası çektik. Konuklarımız vardı. Minik Yıldız kanalı aşağıdan bulabilirsiniz. Selahattin ve Ezgi Hanım Bey. Geçin. Pardon. Öyle. Neden? Kamera şakası çektik beraber. Umarım beğenirsiniz. İzleyin. Abi şimdi sorumuz var. Buyurun. Okul ödevi için bu. Evet. Dünya düz müdür, yuvarlak mıdır? Bilimsel çalışmalar sonucunda dünya yuvarlaktır. Abi yanlışım var. Teşekkür ederim. İyi günler. Abi dünya... Tamam sana göre geldin. Abi merhabalar. Merhaba abi. Sorumuz var. Evet. Buyurun. Dünya düz müdür, yuvarlak mıdır? Yuvarlaktır. Sebebi? Hangi kanal? Kardeşim bir dakika, röportaj yapıyoruz da. Televizyon mu? Hayır, okul ödevi. Okul ödevi içinmiş kardeşim. Ben de yapıyorum. Bir dakika kardeşim, konuşayım ben. O zaman arkadaş yardımcı olsun abicim. Anlaştık zaten şimdi. Siz ne diyeceğiniz? Neyse, dünya düz müdür, yuvarlak mı? Yuvarlaktır, bildiğim kadar. İyi misin? Abi sen bununla yaparsın, hadi. Abi merhabalar. Merhaba. Sorumuz var, katılmak isterseniz. Tabii, buyurun. Dünya düz müdür, yuvarlak mıdır? Yuvarlak mıdır? Neden? Arşimet bir şey. Bunun arası dünyanın yuvarlak olduğunu keşfettiler. Evet. Bu yüzden biz de onun şey diyoruz. Yuvarlak olduğunu düşünüyorum. Abi nerede yayınlanacak? Okul ödevi de. Bir dakika. Abi sizin görüşleriniz var mı? Ben de yuvarlakıyım. Çünkü mevsimde... dönmesiyle ya da dünyanın dönmesiyle ben şimdiden oluşuyor, onu biliyorum yani. Tamam. Soru neydi? Kardeşim dünya düz müdür, yuvarlak mıdır? Düz. Ne? Düz. Evet. Dünya yuvarlak mıdır? Yuvarlak mıdır? Öyle görüntü. Nerede? Coğrafya dersinde öyle göstermiş. Ben mi göstermiş ya? Dünya ötesini gördün mü? Dünya ötesini. Neden düzdür? Çünkü şöyle yola bakıyorum, böyle yere doğru durmuyor yani, yuvarlak, dümdüz gidiyor. Dümdüz gidiyor de görmüş mü? Abi dümdüz gidiyor. Abi sen ne diyorsun? Yuvarlak. Kesin. Senin açıkla hangi karşı kaldı? Tamam, arkadaş da yuvarlamayı görebiliyor da antitez olarak şey yapıyor yani, savunmaya çalışıyor. Ama dünya düz değil de bence. Mesela yuvarlak bir tane portakal, yanınızda bir yuvarlak bir cisme benzer bir şey var mı? Alabilir miyim? Bu şekilde geldi sizlere. Mesela abi, bunun üstüne bir şey koysak durur mu? Durmaz. Mesela bunu koy. Tutuyorsun abi. İşte düz olsaydı bu, bunun üstünde dururdu. Bu yuvarlak olduğu için üstünde durmuyor. Mesela biz de öyle. Dünya yuvarlak olduğu için, olmadığı için. Yer çekimi var, yer çekimi olayı var. Yer çekiminden dolayı. Yer çekimi işte. Yer çekiminden dolayı zaten bu düşer böyle bir şey olsun. Mesela düşüyor. Dünya yuvarlak olsaydı, ama düz olsa sular, yer çekimi denizler olsa. Düşerdi. Sular düşerdi. Mesela her gün suyla kapıldı, denizlerle kapıldı, düşer abi yere. Denizden geminin ilk önce gelirken neresini görüyorsun? Deniz kenarında konuşur. Önce geminin neresini görüyorsun? Ucunda. Aynı gün. Dönüyorum yokken bacasını görüyorsun. Önce bacasını görüyorum. Ondan sonra yatın yere yatmasını gövdeyi görüyorsun. Bu ne şey zararlı? Sol. Olduğunu yapmaz. Yuvarlak olduğunu gösteriyor ya. Denizden bir şey yapmışlar. Hadi kardeşim sen git. Ben bunu aldım abi. Tamam. Hadi. Bu tuzak iyi attın. Tamam. Teşekkür ederiz abi. İsteyeceksiniz. Evet abi, başlayabilirsiniz. Dünya düz müdür, yuvarlak mıdır? Dünyanın düz yuvarlak olduğu bilimsel olarak açıklanmış. Yuvarlak mı? Evet, yuvarlak mıdır? Rica ederim. Soru neydi?
patates satıyordu. Abi senin cevabın neydi? Biz bilimsel olarak yuvarlak olduğu kanıtlanmış tabii. Ben düz olduğunu kanıtlayabilirim. Buyurun o zaman kanıtlayın. Manavımız, manav. Bir patates ya. Hangi kanal? Bir saniye düz olduğunu. Kardeşim dünya düz mü yuvarlak? Dünya mı? Yani bak ben anca yuvarlak diyorum. Ben şimdi düz olduğunu ispatlayacağım. Çünkü abi yani yuvarlak düzdür ya. Valla benim şimdiye kadar edindiğim bilgi bu. Ya bizim bilmediğimiz konu varsa ayrı konu. Abi ben sana öğreteyim. Evet. Estağfurullah. Estağfurullah. Mesela ben manav kardeşimizden bir tane patates aldım. Evet. Bu patates yuvarlak benziyor değil mi? Dünyaya benziyor. Evet. Abla sence dünya yuvarlak mı düz mü? Düz herhalde. Düz değil mi? Düz. Düz, düz yani. Bence de düz. Düz. Yani yuvarlak. Bunun üstüne bir şey koysak yuvarlak olduğu için düşer. Mesela sular, dünyada yuvarlak evet. Sular var değil mi? Evet. Sular da düşer abi. Düz olduğu için sular da düşmüyor, insanlar da düz peki görmüyor. Bunu kabul edelim. Ama aynı nedenle doğuyu güneş güzel çıkar. Allah, Allah öyle yani. Abi şöyle bir şey var. Mesela dünya dönüyor diyorsunuz değil mi? Evet. Abi mesela dünya böyle dönüyor. Ben zıpladığımda dünyada neden başka tarafta oluyorum? Dön. Mesela hani dönüyor ya zıpladığımda ben burada olurum. Zaten yuvarlak olsa insan burada ya. Buraya yürüdüğünde aşağı düşeceğini. Evet. Bu kadar basit. Almak ister misin patates? Hayır elim. Sağ ol. Hayır. Kardeşim sen ilgilenmiyorum. Ben gidiyorum o zaman. Tamam. Hayırlı günler. Peki ödev. Bazı noktalar neden daha soğuk neden sıcak o zaman? Kutba daha yakın oldukları için. Demek ki o kutup yükseliyor ki diğer kısımda alçalıyor ki öyle oluyor. Mesela abi. Elimizi bir dünya, bu dünya diye. Evet, kabul ettik. Bak abi, buralar soğuk. Evet. Buralar soğuk. Ortaya gittikçe ekvator geliyor. Evet. Ortası sıcak, biz buradayız. Türkiye burada. Kamera çekebilir mi? Türkiye tam burada. Tabii. O yüzden. Yok, o zaman söz veresin. Teşekkür ederim. Dünya düz müdür, yuvarlak mıdır? Bu soru şaka mı şimdi? Hayır abi. Ciddi mi soruyorsunuz? Evet, ödev verdiler o yüzden soruyorum. Dünyanın alo. Yuvarlak olduğu anne. Üzerine zaten hangi kanal? Biz birçok şeyde kanıtlanmış. Anne televizyonu aç. Hangi kanal? Şunu söyler misin? Kanal değil, röportaj yapıyorum. Hangi kanal? Röportaj. Bir dakika anne ben seni arayacağım. Televizyona çıktım mı? Abi ünlü mü? Ha, ben ünlü çok ünlüyüm. Ha. Abi fotoğraf çekilebilir miyiz? Bir dakika. Hangi? Çekin bakalım. Ne oluyor yine? Kanal Dalga. Oley be. Oley be. Çok sağ ol abi. Siz de sağ olun gençler. Ne? Çıkacağız ödev değil mi biz de? Ödev. Tamam. Ödev mi? Evet. Soru ne? Konu ne? Dünya düz müdür, yuvarlak mıdır? Dünya düz mü? Düzdür. Dünya düzdür. Tabii düzdür. Oğlum salak mısın sen? Dünya düz mü olur ya? Nasıl ya? Ben 5. sınıfta. Teşekkür ederiz abi. Hadi. Abi şok balıklarının nesli tükeniyor diyorlar. Dünyanın küreselleşmesiyle ilgili. Bunun hakkında bize birkaç düşünceni söyle. Şok balıkları ile ilgili özellikle balıklarında bunları alabildiklerini de biliyorum. Haberlerde bu konuşan çok duyarlı insanlar da var. Özellikle haber yaptıklarını biliyorum. Balıkları zaten çok masum masum hayvanlar. Bunları bu derece insanın dışına yani, alınması gerekiyor. Yani. Tabii yani insanın dışına yani hayvanlar da böyle bir şey yapmıyor. Teşekkür ederim. Kardeşim dünya düz müdür yuvarlak mı? Düz. Yuvarlak. Sizce ne? Onu yorumlara yazın mutlaka. Tartışalım bunu. Umarım beğenmişsiniz. Dünya düzdür. Yuvarlak. Kanalım nereden abone olsunlar? Kanalıma şuraya tıklayarak. Yüzüne vurun lan. Böyle sen geldin. Nereden olsun? Yüzünden mi? Tamam.